Merhaba arkadaşlar, periyodik özelliklerde 7. videomuzda elektronegatiflikten söz edeceğiz. Ve elektronegatifliği tanımlayacağız. Elektronegatifliğin periyodik sistemde nasıl değiştiğinden söz ediyor olacağız. Önce elektronegatifliğin tanımıyla başlayalım arkadaşlar. Elektronegatiflik bir atomun bağ elektronlarına uyguladığı çekim kuvvetidir. uyguladığı çekim kuvvetidir. Şimdi burada önce bir şunu yazayım. Yani elektronlarına uyguladığı çekim kuvveti gibi de düşünebiliriz. Ba elektronlarını çekme kuvvetidir bunun ölçüsüdür diyebiliriz. Ee, tek başına bir atomun elektronegatifliğini belirleyemiyoruz aslında. Bunlar bileşik içinde elektronların uyguladığı çekimlerle belirlenir. Şöyle anlatayım. Örneğin hidrojen 1 flor 9. Bunların her ikisi de ametal olduğu için elektron ortaklaşmasıyla bir bileşik oluşturacaklar. Bunlar Lewis yapıları önceden hatırladığınızı ümit ediyorum. Şimdi bakınız şu iki elektrona hidrojenin uyguladığı bir çekim kuvveti vardır. Bu iki elektrona ortak kullandıkları için Florun uyguladığı bir çekim kuvveti vardır. İşte aslında bu çekim kuvvetini biz elektronegatiflik diyoruz. Ve her atomunda bu bağ elektronlarına uyguladığı çekim kuvvetleri birbirinden farklı oluyor. Şimdi gelin periyodik sistemde nasıl değişiyor bunu inceleyelim. Periyodik sistemde elektronegatifliğin değişim eğilimine bakacak olursak yine aynı grupta yukarıdan aşağıya doğru inecek olursak arkadaşlar aynı grupta aşağıya doğru indiğimizde atom yarı çapı ne oluyor acaba dersek artıyordu yeni bir enerji seviyesi geliyor e, yeni enerji seviyesi geliyorsa bağ elektronları olan en dıştaki elektronlara uygulanan çekim azalıyor dolayısıyla elektronegatiflik değeri de azalıyor elektronegatiflik azalır şöyle de gösterecek olsam. Şimdi e, litiyumun lityumun 3 mesela 2 birdi. Sodyumun 11. Hep de bu ikisini kullanıyorum. Çok kolay geliyor. 2 8 birdi. Bakınız bağ elektronu dediğimiz en dıştaki elektronlardır. Bunlar çünkü bileşik yapımında kullanılır. Çap arttığı için bu bağ elektronlarına uygulanan çekim yani elektronegatifliğin azaldığını söylüyoruz. Aynı periyotta soldan sağa doğru gidersek ise aynı periyotta ne olmuş ne oluyor arkadaşlar atom yarıçapımız azalıyor. E şimdi atom yarıçapı azalıyorsa bağ elektronları çekirdeğe daha yakın oluyor ve daha çok çekiliyor. Bu nedenle elektronegatiflik değeri de artıyor. Elektronegatiflik artar. Burada periyodik sistemde bazı elementlerin elektronegatiflik değerleri verilmiş. Bakınız soy gazlar konulmamış buraya. Çünkü soy gazların biliyorsunuz ki bağ yapma eğilimleri yok. Soy gazların bağ yapma eğilimleri yok. Soy gazların bağ yapma eğilimleri olmadığı için eğilimleri olmadığı için arkadaşlar için elektronegatifliklerinden bahsetmiyoruz. Elektronegatiflik değerleri den bahsedilmez. Çünkü biz bunu bağ elektronlarına uygulanan çekim kuvvetiyle belirliyoruz. E bunların da bağ yapma eğilimi yok. Dolayısıyla elektronegatiflik değerleri yoktur da diyebiliriz. Ve şuradaki değerlere baktığımızda elektronegatiflik değeri bakınız en fazla olan element flordur. O yüzden de ay silemedim çok pardon şunu sileyim yazamadım çünkü florun elektronegatifliği en fazla hatta şunu yazayım elektronegatiflik değeri en fazla olduğu için bağ elektronlarını kendi üzerine en fazla çeken element olduğu için flor bileşiklerinde hep eksi bir yüklenir. Karşısındakinin elektronunu da hep kendine doğru alma eğilimindedir. Elektronegatiflik değeri fazla olan, bizim için önemli olan 3 element vardır. Azot oksijen flor. Florun en fazla evet ama bu azot oksijen flor da hatta hidrojen bağı oluşturan elementlerdi. Yine 9. sınıfta vardı. Bunun sebebi de bu üçün elektronegatiflik değerinin fazla olmasıdır arkadaşlar. Evet bu videoda da elektronegatiflikten bahsettik arkadaşlar. Diğer videolarda görüşmek üzere.